Değerli arkadaşlar, hafızası güçlü olan arkadaşlarımız geçen hafta e, Halife Hafter'in oğlu Berkasım Hafter'le e, Dışişleri Bakanı Sayın e, Hakan Fidan'ın ortak bir fotoğraf vermesinden rahatsız olduğumu hatırlayacaklardır. Çünkü o zaman da ısrarla söyledim, bu tür ailelerle birlikte olmak hayır alamet değildir, iyi değildir yani. Çünkü bunlar bu Hafter ailesi mesela, Beşar Esed ailesi gibi ve diğerleri gibi bunlar bir sürü kirli işin içinde olan adamlar. Yani insan kaçakçılığı dahil, uyuşturucu kaçakçılığı, petrol kaçakçılığı, yani silah kaçakçılığı girmedikleri hikayenin olmadığı insanlar. Bunlar belli ki bir takım paralar biriktirmişler, bir takım fonlar bulmuşlar. Şimdi o fonları kullanarak hem Türkiye ile hem de Mısır'a bir takım ihaleler vererek Türkiye ve Mısır'ın yakın dostluğunu veyahut en azından nötrlüğünü sağlamaya çalışıyorlar. Ayrıca Mısır öteden beri Halife Hafter'i destekleyen bir kimlik taşıyor. Geçtiğimiz günlerde bizim iki tane şirketimizi orada ihale vermişlerdi. Ve geçen hafta da işte Mısır'ın bütün büyük şirketlerine yine kendi bölgelerinde Doğu Libya'da ihale vererek herkesi mutlu ettiklerini düşünüyor. Ama bu Mısır için olabilir. Mısır çünkü ilkeleri çok yüksek olan bir devlet değil ama bizim gibi NATO üyesi ve sonuç itibariyle Gazi Mustafa Kemal'den bu yana gelmiş belirli kriterleri olan devletler açısından bunlar zor işler. Yani kelimelerimi seçerek kullanıyorum. Zor işler. Bakın, savaşa gidiyor. Şimdi savaşa gittiğin zaman, gittiğin zaman Libya ister istemez Türkiye herhalde Halife Hafter'in yanında yer almayacak. O zaman ne oluyor? Niçin yapıyoruz bu pratik çalışmaları? Stefani Huri, Birleşmiş Milletler Libya özel temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından çağrıldı, rapor verdi. Çünkü... Libya'dan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorumlu fiilen esas olarak. Diyor ki, şimdi dikkat edin, niçin rahatsız olduğumu daha iyi anlayacaksınız. Libya'da siyasi ve askeri durum son iki ay içinde tahminlerin ötesinde hızlı bir çöküş sürecine girdi. İşte bu tür isyancılarla temas kurmayacaksın. Bunlar şımarır. Şımarır. Kendini bir halt zanneder. Devam. Ülkeyi yeniden bir askeri hesaplaşmaya sürükleyen gelişmede siyasi ve askeri aktörlerin karşılıklı olarak aldıkları tek taraflı kararların büyük etkisi var. Libya şu anda kurumsal bölünmenin güçlendiği, müzakere sürecinin sonlandığı bir noktaya geldi. Demek ki bitti bu iş. Ya tamamen bölünecek ya savaşacak. Özellikle Halife Hafter güçlerinin 9 Ağustos'ta ülkenin güneybatısına Cezayir sınırına doğru yığınak başlatması batıdaki yönetimin ve Trablus'a bağlı ordunun alarma geçmesine neden oldu. Aynı gün Trablus'un doğusundaki Tajose'de silahlı grupların çatışması da kanlı olmuş o da. Ülkedeki istikrarın ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Libya'da mevcut durumu sürdürülebilir nitelikte değil, bu durumun ağır ekonomik kriz ve devamında yeni bir es askeri hesaplaşmaya dönüşmesi beklenmelidir diyor. Bu laflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ediliyor arkadaşlar. Bizim orada askerimiz var. Bizim orada üssümüz var. Yani burada bir burada büyük bir sorun yaklaşıyor. Büyük bir sorun yaklaşıyor. Bakın ne ortaya çıktı? İki gündür bu tartışılıyor. Bütün Afrika'da. Afrika'yı takip ediyor. Güney Afrika'nın en bölgesi White River. Askeri eğitim kampında. <laughs> 95 Libyalı genç sahte kimlik ve yanlış vizelerle ülkeye girmiş olarak ele geçirildiler. Bakın Güney Afrika Cumhuriyeti. White River. Beyaz Nehir demek. Orada. Milites Dei isimli Güney Afrikalı bir e, özel güvenlik şirketi var. Wagner gibi işte. Onlar meğerse Halife Hafter'le sözleşme imzalamış ve Güney Afrika'da herkesten uzak gözlerden uzak savaşçı eğitiyorlar Hafter için. Hafter niçin eğitiyor bu savaşçıları? savaşmak için 95 kişi bir tartışma sonunca tutuklandılar fakat sonra hemen Bingazi'ye sınır dışı edildiler. Söz konusu kişilerin uçak biletlerinin Bingazi'deki paralel hükümet tarafından ödendiği de belirlendi. Yani Halife Hafter denen adam Rusya'yı arkasına almış, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arkasına almış, Mısır'ı kısmen arkasına almış, Türkiye'yi karşısına almış, öyle ama şimdilik Berkas'ın buralarda para dağıtıyor belki ve sonuç savaşa hazırlanıyor. Savaşa hazırlanıyor. O yüzden diyorum Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da kalıcı stratejik yerden pratik ve taktik nedenlerle vazgeçmemek gerekiyor. Kalıcı stratejinizi belirleyeceksiniz ve orada kalacaksınız. Eğer taktik olarak ya bunlarla da bir şeyler yapalım belki adamları falan yok öyle bir hikaye. Öyle bir hikaye yok. Ne Kuzey Afrika'da ne de Orta Doğu'da böyle bir hikaye yok. Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Masası Libya uzmanı var. Tarık Megeresi. Diyor ki çok ciddi endişe içindeyim. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde bütün siyasi aktörler arasında kutuplaşma ciddi kırılma yarattı. Trablus'a bağlı silahlı kuvvetler yüksek düzeyde alanda. Hafter'in ordusu hareketli. Cezayir ordusu teyakkuzda. Ve Hafter tekrar Trablus'a saldıracağının tüm aşı işaretlerini açıkça veriyor. Adam Or oralı ya. Yani. Dibeybe ve Hafter ailesi, Dibeybe meşru yönetimin başbakanı Abdülhamit Dibeybe. Dibeybe ve Hafter ailesi arasındaki hesaplaşma kaçınılmaz görünüyor. Saddam Hafter en büyük petrol sahasını kapatmış durumda. Petrol ürettirmiyor. Tobruk'taki meclis aldığı karar ile Trablus hükümetini yasa dışı ilan etti. Trablus'taki bakanlık konseyi Hafter'e yakın Merkez Bankası Başkanı'nı Görevden aldı. Daha niye anlatayım ben size arkadaşlar? Libya'nın haline bakar mısınız? Bu gelişmelerin perde arkasında Türkiye Trablus hükümetine Rusya'da Hafter'e silah sevkini hızlandırdı diyor o uzman MGR'si. Batı'da devletlerin çözüme dönük adımı yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kilitlenmiş durumda. Bu zeminde Türkiye, Mısır, Cezayir arasında bir barış mutabakatı sağlanması Libya için umut ışığı olabilir diyor. Ben yine görevimi yapmış olayım. Bu hafterdi mafterdi dikkatli olun. Her an her şey olacak. Olacak belli. Çünkü bu kadar kilitlenmeyi Libya kaldıramaz. Hoşçakalın.